da kırmızı renkli bir bebek arabası aldık hocam bana. Hı, hı. Çocuk da bekliyoruz. Acaba hamile mi kalacağım demiş. İnşallah. Yani bunların vermiş olduğu karı koca olarak vermiş oldukları bir olayla alakalı atıyorum çocuklar olmuyorsa örnek veriyorum. Hani doktora giderek teşhis yaparak çocuk evlat sahibi olmaya çalışıyorlarsa bunu başaracaklarını gösterir. Çocuk arabası. Netice itibariyle Allah nasip ederse buraya göre erkek bir evlada kavuşacaklarını gösterir. Yani şunu söylüyorsunuz. Ne yapıyorsanız tedavimi evet. görüyorsunuz. Evlat evet. mı edinmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz mutlaka sonuca ulaşacaksınız. Boşa gitmeyecek sonuca ulaşacaklar inşallah. evet Aynen öyle. Evet, diye. Aynen öyle. Şimdi e, geçenlerde yolda yürürken bir teyze hatta Melike teyze din, dinliyorsa şu anda be, ne olur rüya yorumcusuna sor dedi. Hı -hı. Kızım evlenecek. Evleneceğim kızım için istihareye yatmak istiyorum dedi. Yani Hı -hı. hayır mı şer mi bu çocuk nasıl öğrenmek istiyor. Evet. Melike teyze yatmasın. Kim yatsın? E, yani... Başsız yatsın, kardeşi yatsın, çevresinde biri anne yatsın. Anne yatamaz mı? Yani yatmasın. Çünkü anne mevzuyu biliyor. Mevzuyu bildiği için yatmasın yani. Hani He. kızım için hayırlı mı değil mi o da muallakta kalmış ya fikren. Tamam. Muallakta kaldığınızda siz istihare yapmayın. Anneniz de muallakta kalırsa istihare yapmasın. Yani konuyu hiç bilmeyen biri mi istihare etmez? E peki bir şey soracağım hocam. Herkes istihareye yatabilir mi? Herkes istihareye yatabilir. Diyelim ki benim bir sorunum var. Heh size değil de işte mesela gittim dedim ki Ayşe teyze ya benim böyle bir konum var benim Yok için... konuyu anlatmıyoruz. E ne diyoruz? Çünkü bakın eğer biz istihare yaparken konuyu anlatırsak o konunun bir özelliği kalmaz. Öyle mi? Tabii. Şimdi ne yapmamız lazım? Mesela gittiniz kapı komşuya hatta evet, ben bilmiyorum. Bana dediniz ki kuliste hocam benim için bir istihare yatar mısınız? Ama konuyu anlatmıyorsunuz. Hayırlı mı, şer mi diye bir düşüncem var bir konuyla alakalı. Bana açıklamadığınız için ben yatıyorum. Kalkıyorum ondan sonra bilgi veriyorum. Ben bunu 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 gördüm diyorum. Şimdi eğer o konuyla alakalı mesela kızının bir beyefendiyle evleneceğini bildiği için hayırlı mı şer mi diye bu konu, bu konu gidip geldiği için bu kişinin istihare yapması yani annesinin yapması uygun değildir. Yani arkadaşlar her zaman söylüyorum. Mesaj Allah'tan melekleri tarafından rüya olarak bize gönderilir. Biz eşrefi mahlukatız dedim başta. O yüzden Cenab-ı Allah bizi kıymetli yarattığı için Bizimde rüyaları özellikle istihareleri sen yat sen yat dediğimizde yatan kişinin ehli kamil kişi olması lazım ehli kamil derken yani yaşı biraz daha ileri olan biraz daha her şeyi görmüş gün geçirmiş kişi ve biraz daha ibadetine biraz daha bağlı olursa o daha güzel olur ama lütfen ne olursa olsun kesinlikle istihare yaptığınızda söylemeyin yani. Sizin konuyu ne niyette anlatmayın. olduğunuzu anlatmayın. Tamam. Niyetinizi Allah'la siz bilsin. Yani konuyu anlatmadan direkt Evet. benim için benim bir için istiyare istiyare mısın? Konu bitti. Sonra çıkanları da bize anlasın evet. Mehmet Emin Kırgil yorumlasın. Evet, Seyircimiz hattımızda. <laughs>